Bugünkü hikayemiz insanların bilgisizliği yüzünden hayvanların başına gelen acı bir gerçek hakkında. Bu dünyada bir sürü farklı canlı türü var ve ne yazık ki bizimle birlikte yaşayan bazı canlıların değerini hiç bilemiyoruz. Ne yazık ki Japonya'nın meşhur Nara Parkı'nda 17 yaşındaki bir geyik ölü bulundu. Osaka'nın hemen doğusundaki Nara şehrinde bulunan Nara Parkı uzun zamandır turistlerin uğrak yerlerinden birisi. Ziyaretçiler hem bu parkın güzelliğine hayran kalıyor hem de Shinto dininde kutsal sayılan geyikleri yakından izleme şansına erişiyor. Her yıl 2 milyonu aşkın turist bu parkı ziyarete geliyor. 17 yaşında ölen geyik de Nara Parkı'nda geyiklerin konakladığı yerin yakınında 23 Mart günü bulundu. Bu geyik yetersiz beslenmişti ve oldukça zayıftı. Ve veterinerlerin yoğun çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Ertesi gün geyik vefat etti ama asıl şaşkınlık yaratan şey geyiğin yaşıydı. Otopsi sırasında veterinerleri büyük bir sürpriz bekliyordu. Bu geyik yalnızca 30 kiloydu ve otopsi sırasında midesi açıldığında veterinerler büyük bir şok yaşadı. Geyiğin midesinden yaklaşık 5 kilo ağırlığında plastik çıktı. Shinto dini gereği Nara Parkı'da geyik de kutsal sayılırdı ve bu durum geyiğin ölümünü daha da trajik bir hale soktu. Sorunun sebebi belliydi. Parkın güzelliğini ve içerisindeki geyikleri ziyarete gelen turistler etrafa çöp atıyor ve bu geyiklerin can sağlığını tehdit ediyordu. İnekler ve danalar gibi geyikler de yemeklerini bölerek yer ve bu da plastiği onlar için daha da tehlikeli hale sokuyor. Geyiklerin koku alma duyusu gelişmiştir ve plastik poşetin içinde bir yiyecek kokusu aldıklarında direkt tüm poşeti yerler. Neyin yenilir olup olmadığını bilemezler. Nara Parkı'nın her tarafında geyiklerin yalnızca standlarda satılan geyik yemleriyle beslenmesi gerektiğini söyleyen tabelalar mevcut ama pek çok kişi turistlerin geyiklere bu yemleri vermektense poşet içinde kendi getirdikleri yemekleri verdiğine tanık olmuş. Yetkililer de bu durumun önüne geçmek için yalnızca standlardan geyik yemi alan kişilerin geyikleri besleyebilmesini sağlamaya çalışıyor. Yerel bir haber kanalının yaptığı habere göre, Mart 2019'dan beri Nara Parkı'nda 8 geyik hayata gözlerini yummuş ve bu geyiklerden 6 tanesinin ölüm sebebi aşırı plastik tüketmekmiş. Bunun yanında bir diğer sıkıntı da turistlerin plastik çöpleri yere atması. Yetkililer bunun da önüne geçmeye ve parka gelen ziyaretçilerin giderken kendi çöplerini toplamalarını sağlamaya çalışıyor. Parkın pek çok yerinde de buna dair eğitici tabelalar var. Nara Parkı Derneği ayrıca turistlerin çevreye zarar vermeden güvenle taşıyabileceği özel yem poşetleri de satıyor. Bu poşetler plastik içermediği için geyikler tarafından tüketilmeleri büyük bir zarara sebep olmuyor. Lütfen Nara Parkı'nda yürürseniz bu poşetlerden kullanın. Bu sayede iki sorunu birden çözmüş olursunuz.